Hepimizin ortak sorunu şu artan telefon fiyatları ve tabii ki genel hayat pahalılığı. Peki biz ne yapıyoruz böyle durumlarda? Sizler için fiyat listeleri hazırlıyoruz. Aslında hepinizin çokça aradığı 3000 TL ile 5000 TL arasındaki akıllı telefonlar listeme bir yakından bakalım. Kanalı yeni açtım. Hepiniz destek oluyorsunuz ve hepinizin desteğine ihtiyacım olduğunu bir kere daha söylemek istedim arkadaşlar. Çünkü sizler desteklerseniz ben bu işi başarabilirim. Buradan tekrardan bir hatırlatma yapmış olayım ve dönelim konumuza. Listemizde aslında çok fazla akıllı telefon yok. Yani şöyle yapmaya çalıştım. Gerçekten amaca yönelik ve amaca ihtiyacı yönelik cihazları sizlere aslında önermeye çalışacağım bu listede. Ve tabii ilk sırada bizleri Realme C21 modeli bir akıllı telefon karşılıyor. Bu akıllı telefonun içerisinde MediaTek Helio G35 modeli bir işlemci var. 4 GB'lık bir RAM var bu cihazda ve fiyatı 3000 ila 3100 TL bandında değişen bir akıllı telefon. Bu cihazı daha önce inceleme fırsatına erişmiştim. Evet, bazı konularda eleştirdim. Ancak Türkiye'de üretilen bir cihaz güncel piyasaya göre biraz daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon. Dolayısıyla bir listenize ekleyip göz atabilirsiniz. Listemizin ikinci sırasında uzun zamandır sessizliğini bir şekilde koruyan ama son yıl içerisinde gerçekten güzel bir atağa kalkan General Mobile firmasının General Mobile GM22 Plus modeli akıllı telefonu geliyor. Bu akıllı telefonda 128 GB'lık versiyonu listeye ekledim. Fiyatı şu sıralarda 3200-3300 TL bandında geziniyor bu cihazın. Teknik detaylarına baktığımızda ise MediaTek Helio G80 modeli bir işlemci görüyoruz cihazda. 4 GB bir RAM görüyoruz ve aslında bu akıllı telefonu eklememdeki en önemli sebeplerden bir tanesi kamera ve tasarımının güncel olması. Hem kamera anlamında iyi bir cihaz hem de aynı zamanda tasarımı da güncel bir akıllı telefon General Mobile GM22'ye baktığımız zaman. Son dönemde ülkemize giren bir marka olan OMX'in ki ben açıkçası hem müşterilerine verdikleri değerle hem de cihazlarında bizlere sağladıkları teknik detaylarla takdir ettiğim bir firma haline geldi OMX. Listemizde 3. sırada yer alıyor. Tabii ki fiyatı sebebiyle 3. sırada yer alıyor. Bu akıllı telefonun hem kutu içeriği hem de teknik detayları hakikaten güzel. 5000 mAh'lık bir pil var cihazda. Kutusundan bir kablosuz kulaklık çıkıyor. Hem de gürültü engelleme özelliği olan bir kablosuz kulaklık çıkıyor. İşlemci olarak baktığımız zaman yine MediaTek Helio G80 bulunuyor. Yani burada yine dedim çünkü listedeki telefonların birçoğunda MediaTek işlemci bulunuyor. 6 GB'da bir RAM var bu akıllı telefonda. Ben bu cihazı da inceleme fırsatını bulmuştum. Kamerasını beğendim. Genel malzeme yapısını beğendim ve bu fiyat seviyesinde tercih edilebilir bir cihaz diye düşünüyorum. Şu sıralarda da kontrol ettiğimde bu akıllı telefonun fiyatı 4000 TL bandına gelmiş durumda. Çıktığından beri aslında takip ettiğim bir cihaz ve çıktığından beri de fiyatıyla bir miktar bizi en başta üzen ama güncel piyasa şartlarında iyi bir seçenek haline dönüşen TCL 10 Plus'ı da sizlere anlatmak isterim. Bu akıllı telefon hem tasarımıyla hem de teknik detaylarıyla gerçekten güzel işleri ortaya çıkartıyor. Hatta listedeki Snapdragon'lu cihazlardan da bir tanesi bu akıllı telefon. İçerisinde Snapdragon 665 modeli bir işlemci bulunuyor. Bu cihazda aynı zamanda bir AMOLED ekran var. Aynı zamanda da bir ekrandan parmak izi okuyucu bulunuyor bu akıllı telefonda. Şimdi tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman işin içerisine bir de 6 GB RAM'i koyduğumuzda Snapdragon 665 ile sizlere söyledim. Hani hiç de fena değil gibi bu akıllı telefon, böyle bir listenize yazabilirsiniz diye düşünmekteyim. Tabii sizlerin de yorumları benim için önemli. Yorumlara da sizler fikirlerinizi yazarsanız çok çok mutlu olurum. Bu akıllı telefonun fiyatı da güncel piyasada 4300-4500 TL bandına gelmiş durumda. Bu sıralar bir cihaz arayışındaysanız bu cihazlara bir göz atabilirsiniz ama daha bitmedi, daha devamı var. Ben bu telefonu incelemiştim ve incelerken bazı özelliklerini hayal kırıklığı olarak nitelendirmiştim. Ancak tabii piyasa değişti, şartlar değişti. Telefon üreticilerinin gidişatı da biraz değişti. Çünkü son dönemde çok farklı üretilmiş modellerle karşılaşmaya başladık. Dolayısıyla bu cihaz şu anda alınabilir bir seviyeye geldi. Yani normalde geriye gitmesi lazım ama bizim piyasada biraz daha eski modeller öne çıkmaya da başlıyor arada bir. Şu anda da görmüş olacağınız üzere Oppo Reno 5 Lite'dan bahsediyorum. Bu akıllı telefonunda ekranı yine bir AMOLED panel, hem ekran detaylarıyla olsun hem de teknik detaylarıyla olsun sizlerin hoşuna gidebileceğini düşündüğüm bir model. 4900-5000 TL bandında bu akıllı telefon. Bu cihazın içerisinde bir de 8 GB'lık RAM, MediaTek'in yine Helio P95 işlemcisi bulunuyor. Yani bir göz atabilirsiniz. Tasarımı güzel, güncel bir tasarımı var. Bir böyle aklınızda bulunsun diye sizlere söylemek istedim. Samsung tabii ki listede bir şekilde yer almayı yine başardı her zaman olduğu gibi. Samsung'un Galaxy M23 5G modeli. Biraz inceledim cihazı. Hatta şöyle yaptım, listeyi hazırlarken gidip bir de telefona baktım. Çünkü elime daha henüz alamadığım bir cihazdı. Cihazı buldum bir şekilde, kısa da olsa bir göz attım. Gerçekten tasarım anlamında güzel olmuş. Güncel Samsung'un Galaxy serisindeki birçok akıllı telefonla aynı tasarıma sahip. Ekran LCD evet ama 120 Hz'e kadar bir yenileme hızına sahip olması bence güzel bir avantaj sizler için. Çünkü burada güncel teknolojiler
teknolojiyle yakalamış oluyorsunuz bir kullanıcı olarak. Tabii teknik detayları da önemli. 5G destekli bir akıllı telefon bu akıllı telefon. İçerisinde Snapdragon 750G modeli bir işlemci var. 4 GB bir RAM var. Tasarımından zaten sizlere bahsetmiştim. Dolayısıyla son olarak sizlere fiyatını da vereyim. 5250 TL ile 5500 TL bandında bu akıllı telefon değişen bir fiyata sahip. Bir göz atabilirsiniz diye düşünüyorum ve bonus olan modele de devam etmek istiyorum. Şimdi tabii bu fiyat bandında açıkçası iOS telefon bulmak çok da mümkün değil sıfır anlamda. Hatta imkansız artık. İmkansız dersem bence yanlış bir şey söylemiş olmam. Doğru bir şey söylemiş olurum sizlere. Dolayısıyla ben birazcık böyle baktım. Kısa süre önce bizim teknoloji editörü arkadaşlar Kerem olsun, Lütfi olsun böyle iPhone X ile alakalı içerikler üretmişlerdi. Ben de açıkçası iPhone X'i çok beğenen bir teknoloji editörüyüm. Ve tabii günümüz şartlarında iPhone X yani iPhone 10 aslında bu model, onu da sizlere söyleyeyim. iPhone 10 hala ikinci el olarak böyle 5000-6000 TL bandında bulunabiliyor. Eğer sizler de güvenilir ve sağlam olduğuna emin olduğunuz bir iPhone 10 modeli akıllı telefon bulursanız burada tabii ekrana dikkat etmeniz lazım. Face ID'sine keza bakmanız lazım ve tabii ki bir de pil durumunu kontrol etmeniz şart arkadaşlar. Eğer bunları kontrol eder ve sizlerin içine sinen bir iPhone 10 modeli akıllı telefon bulursanız bu listeye onu da bir şekilde ucundan da olsa dahil ederek bonus olarak sizlere aktarmak istedim. Sizler nasıl buldunuz bu listeyi ve bu videoyu yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Çünkü ben sizlerden gelecek geri dönüşlere göre içeriklerimi şekillendirmeye çalışacağım. Sizlerin benden beklentileri bu açıdan benim için çok çok önemli ve değerli. Desteğinizi ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bay bay.